Merhabalar. merhabalar. de AYT Geometri Soru Bankası'ndan çok sağlam bir çember sorusu çözeceğim. Ama öncesinde tatille ilgili bilgilendirme yapayım. Birincisi mezun arkadaşlarımız ne yapacaksınız? Eğer rutin çalışmalarınıza devam ediyorsanız, kursa gitmiyorsanız, evden çalışıyorsanız aslında siz normal çalışmalarınıza devam edin. Ee, güzel bir şekilde bu zamana kadar getirdiyseniz bundan sonrasını da devam ettirin. Ama hocam ben bundan öncesini değerlendiremedim. istediğim gibi olmadı diyorsanız bir, hemen TYT kamp kitabı alın. 2000 soru oluyor genelde içlerinde. Bunlar için de bilgisayar mal paraf benim önerdiklerimden iki tanesi. Bunları alın arkadaşlar sizi bir düzene koyar. Böylece normalde bir ayda çözeceğiniz soruyu şöyle bir 10 güne bölerek günde en az onlardan 200 soru çözerek TYT'yi bir tekrar edin. Bunu önemli görüyorum ben iyi olsanız da bu tekrarı yapın. Zaten aslında iyi olmadığınızı bir nevi hani demin söyledim ya iyi çalışmadığımı düşünüyorum hocam diyenler için söylüyorum. İyi olduğunu söyleseniz bir de bu eksiklikten dolayı bir tarayın konuları tekrardan. İkincisi uzun konular. Trigonometri, e, limit, türev gibi konulara çalışacağınız için isterseniz bu uzun konuları bu tatilde böyle güzel fasüküllerinizden ilerleyerek devam ettirebilirsiniz. Bir de genel olarak bir tatil enerjisi Böyle tatil yapalım havası olduğu için o size de sirayet edebilir. Ondan kaçınabilmek için kendinize gerçekten birer gün mola verin. Bir başta bir sonda veya bir ortada bir sonda şeklinde. O tatil günlerinde de arkadaşlar lütfen sabahtan akşama kadar bomboş yapmayın. Sabahtan akşama kadar bomboş dizi izlemeyin. Size tavsiyem hava alabileceğiniz, nefes alabileceğiniz yerlere gidin. Biraz dışarı çıkın. Ee, şöyle bir hani gökyüzüne bakabileceğiniz, gerçekten biraz boşluğu görebileceğiniz, sessizliği, sakinliği tadabileceğiniz biraz dinginlik olabilecek yer sizin için daha iyi olabilir. Çünkü sürekli bir kaosun içinde, ders çalışma atmosferi, ev, kurs, kurs, ev ya da işte ev, kütüphane hep o atmosferin içindeyken yine aynı atmosferin içinde dinlenme olmayabiliyor. Sabahtan akşama kadar yatacağım derseniz yattıktan sonra moraliniz bozulur bir günün boşuna gitti diye. Bu yüzden lütfen o bir gününüzü güzel bir şekilde değerlendirecek şekilde arkadaşlar planlayın tamam mı? Bunu mezunlar için söylemiş olayım. 2. Mezun olmama kursa gidiyorum. O zaman kursunuzdan öğrenin bir plan program yapıyorlar mı? O plan programı mantıklıysa katılın. Ve e, genel olarak siz kursa gittiğiniz için günün belli bir kısmı kursa gidiyordu. O zaman sizin 15 tatili çok süper değerlendirmeniz lazım. E, bir haftası genelde kursa gider. Kurslar sizi bağlar. Der ki birlikte kamp yapacağız. Gelin buraya. Dediğim gibi mantıklı size oraya gidin. İkinci hafta kendinize bir gün mola verdikten sonra eğer kurs olmayacaksa ikinci hafta kendinize bir program çizin arkadaşlar. Yine demin söylediğim gibi kamp kitabı bu anlamda çok faydalı oluyor. Otomatik bir program çizmiş gibi oluyorsunuz. Onu yaklaşık bir 7 veya 8 günde bitirme zorunluluğu olacağı için denemeleriyle birlikte Böylece güzel bir çalışma yapmış olursunuz. TYT çok ihmal ediliyor biliyorum. Böylece TYT'yi ihmal etmemiş olursunuz. Aradan tekrarı çıkarıp içiniz rahat eder arkadaşlar. Gelelim 12. sınıflara. 12. sınıflar okulları var, kursları var derken çok ciddi zaman bölünmesi oluyor. Benim size tavsiyem arkadaşlar, mümkün olduğu kadar bir rahat 10 gün kapanacak şekilde bir gün üretin. Orada kursunuzun durumu çok önemli. Bazen kurslar faydalı oluyor, bazen faydasız oluyor. Bunun net bilgisini alın. Hocam nasıl kurs yapacaksınız? Nasıl kamp olacak? Günde kaç saat ders çalışacağız? Hocalar başımızda olacak mı? Sorularımı sorabilecek miyim? Bu şekilde sizi sabah böyle 8'den itibaren böyle gece 10-11'lere kadar bazı kamp yapabiliyor kurslar. Böyle güzel bir kamp yapacağız ve hocalarla gerçekten başınızda duracağız. Belli aralıklarla sorularınızı bize sorabileceksiniz derlerse kesinlikle o kamplara gidin. Yok böyle olmayacak. Yani biraz rolentide ne olacağı belli değilse o zaman oturun evde düzgün bir şekilde kendinize 10 veya 11 saatlik bir ders çalışma programı oluşturun. Neden? Okul sizi çok böldü. Kurs sizi çok böldü. Birçok mezun arkadaş evden çok sağlam bir şekilde çalışırken siz o zamanları değerlendiremediniz mecburiyetlerden dolayı. Şimdi tam zamanı. Böylece ders çalışma alışkanlığınızı çok yüksek bir seviyeye taşıyacağınız için bu size ciddi bir moral olarak dönecek. Sömestr tatili bittiği zaman göreceksiniz. E, mezun arkadaşlar çok daha iyi bilir. Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar zaman çok hızlı geçiyor. Böylece arkadaşlar siz o zamanın hızına yetişebilmiş olacaksınız. Kamp yapmanın, ders çalışmanın, sömestr'ı çok iyi değerlendirmenin bir avantajı çok soru çözmek değil aslında. Güzel bir rutin oluşturup o gazla en az bir ay, bir buçuk ay ikinci dönemi kurtarmak. Ve yine sizin için de söylüyorum. Kamp kitabı alın, çözün. Çünkü dediğim gibi siz de aynı şekilde TYT'yi ihmal ediyorsunuz. Bir TYT çalışması yapmak gerekiyor. Ben kendi öğrencilerime de bunu söylüyorum. Sizi de kendi öğrencilerim gördüğüm için TYT kampının bu anlamda önemli, gerekli olduğunu düşünüyorum. İkincisi, sağlam deneme alın kendinize. Yayını iyi olan, şey, soruları iyi olan yayınlardan. 3-4-5- 3D orijinal gibi sizi zorlayabilecek ama size çok şey öğretebilecek deneme. Ben kanalda biliyorsunuz 3D'yi çözüyorum beşlisini ve simülasyonunu. Hatta yakın zamanda 2022 versiyonunu da yükleyeceğim. 2021 ile 2022 arasında devasa farklar yok ama düzeltmeler var. Soruların yerleri değiştirilmiş simülasyonda. Bu yüzden mümkünse 2022 alın. Yok mümkün değilse 2021'i benle birlikte gidip. Oradan çok şey öğreneceğinizi düşünüyorum. O yüzden sömestr tatilinde 2 günde bir veya 3 günde bir TYT matematik branş denemesi muhakkak koyun. Ve sömestr tatilinde toplamda 4 tane genel deneme ben öneriyorum. Neden? Zaman biraz daha geniş. Denemenizi çözüp analiz yapabilirsiniz. Bu TYT adına yapacağınız şey. İkincisi AYT çalışmalarınızı sakın ihmal etmeyin. Haftayı 2 iki haftayı 2'ye bölün. Birinci hafta ben TYT çalışacağım, ikinci hafta AYT çalışacağım ya da tam tersi. Birinci hafta AYT çalışacağım, ikinci hafta TYT çalışacağım veya üçüncü alternatif günümü böleceğim TYT AYT çalışacağım deyip 14 günlük veya 13 günlük 2 gün kendinize mola vererek bir çalışma oluşturun. Bu çalışmayı oluştururken de dediğim gibi biraz size bırakıyorum. Yeter ki 15 günün bir 2 veya maksimum 3 gün kendinize ayırarak geri kalan 12 veya 13 günde full yaklaşık 10 saatlik, 11 saatlik çalışmalar yapın. Ben bunu söylüyorum ama bazen itirazlar gelebiliyor. Yani saatler önemli mi diye kendinizi planlamak ve bir şeye adapte etmek açısından önemli. Normalde çok az öğrenci 10-11 saat ders çalışır. Çok istisnai olarak öyle öğrenci görüyorum ben. Birçoğunuz buna dahil değilsiniz. Bu size ciddi bir avantaj ve soru sayısı getirecek. Soru sayısı bazen önemli değildir ama sömestr tatilinde hız kazandırır, düşünme becerinizi arttırır. Ve en önemlisi demin mezun öğrenciler için de söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar size çalışma temposu kazandıracağı için rahat bir, bir buçuk ayınızı kurtarırsınız ikinci dönem. Emin olun bazı öğrenciler maalesef çalışmayacak. Sömestr tatilini tatil gibi düşünecek. İnanılmaz fark atarsınız onlara. Unutmayın hep öğrenci öğretmenleriniz söyler. Ben de öğretmeniniz olarak size uyarayım. Sömestr tatili, işte bu Kasım kampı gibi o Kasım'da mollalar veriliyor ya. E, yine ikinci dönemde veriliyordu herhalde yanlış hatırlamıyorsam Nisan'da. E, sömestr tatili Nisan molası. Sonra yine Mayıs'tan sonra birçok okul bırakır artık müsaade eder gelmemenize. Mayıs'tan sonraki o bir ay bunlar arkadaşlar o kadar altın değerinde ki bunun değerini ancak ama sınav bitince anlayacaksınız. Şu an anlamanız mümkün değil. Anlayamayacağınız için de siz bizim dediklerimize uyun ve lütfen bu semester tatilini değerlendirin. Toparlarsak o zaman ne yapacağız? 1. 2 haftayı mümkünse 2'ye böleceğiz. TYT ve AYT diye. Bölmek istemiyorsanız yedirip 13 günlük bir program oluşturacaksınız. Başında, ortasında, sonunda ya da başında ve sonunda kendinize birer gün mola vereceksiniz. İyi değerlendirmeli bir mola. 4 tane TYT genel denemesi çözmenizi isterim ve matematik branş denemesi 2 günde bir veya 3 günde bir yerleştirmenizi isterim. TYT kamp kitabından alıp TYT kampı yapacaksınız kendinize o 2000 soruları bitireceksiniz hızlı bir şekilde. AYT'den türev gibi, integral gibi, trigonometri gibi uzun konulu olan zamanında çalışmak için sizi zorlayan ama şu an bol zaman olduğu için çalışabileceğiniz konulara çalışacaksınız. Bir de hocam çok eksiğim var diyen öğrenciler daha çok konu çalışacak. Yani ben inanılmaz geri kaldım hocam. Ben gerçekten üzerime düşeni yapmadım diyen öğrenciler de yoğun ders çalışma kampı yapacak. Bu şekilde arkadaşlar size hafif bir tavsiyede bulunmuş olayım. Bundan sonrasını size bırakıyorum. Ee, çalışma heveslisiyseniz ve gerçekten bu kampı ben kamp olarak değerlendiriyorum sömestr tatilini. Nasıl dizayn ederseniz dizayn edin. Günlük 10-11 saat çalışma rutini oluşturursanız gerçekten ne kadar faydalı olduğunu inşallah ileride göreceksiniz. Şimdi gelelim sorumuza. Şekil 1'deki O merkezli AB çaplı yarım çap daire biçimindeki karton veriliyor. Bu karton D doğrusuna göre katlanınca şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. AB paralel CD, OB 5 santim, CD 6 santim, BE CD yayına E noktasında teğet olduğuna göre BE kaç santimdir demiş. Şimdi arkadaşlar bu soruda gerçekten bir uğraşıp durdurup yapmanızı isteyeceğim çünkü hakikaten e, güzel bir soru. Şimdi ben durdurduğunuz varsa yorum ve göstereceğim. Bakın bir kere içten teğet diye bir kavram var. mı yani çemberin içinde bir doğru çiziyoruz ve teğet oluyor. Nasıl çember bilgilerini kullanabilirsin ki? Kullanamayacaksın. O yüzden burada katlamayı nasıl kullanacağız biliyor musunuz? Katladığınız zaman sarı bölgeyle bu çizdiğim kırmızı bölge eştir, değil mi? O zaman şöyle düşünün bu sarı ve kırmızı bölge aslında iki aynı çemberin bölgesi değil mi? Sonuçta kırmızı şöyle bir çemberin bölgesi. Dikkat edin sarı da aynı çemberin yayı olduğu için aslında bu çizdiğim yeni çemberde üstteki çemberle aynıdır. Tartışmasız neden? Bölge aynı. Bir çemberden siz nasıl aynı bölge kopartabilirsiniz? Bu şekilde aynı dilim koparmanın yolu aynı çember yapmaktır. Dolayısıyla fosforlu çemberle üstteki çember birbirinin aynısı. O zaman şöyle bir yorum geliştireyim. CD'yi vermiş bana nasıl kullanabilirim diye bir düşüneyim bakalım. Şimdi arkadaşlar bir de dikkat ederseniz artık çizdiğim bu yeni çember sayesinde EB bir teğet oldu. O zaman merkezden teğete dik indirerek birazdan bir işlem yapabilirim. Öncesinde ama şu CD'yi değerlendirelim. İndirdiğim zaman kirşe diki Kirişin uzunluğunu bana vermiş mi? CD'yi vermiş. 6, 3, 3. Yarı çapta arkadaşlar OD'yi birleştirirsek 5. Böylece bu kiriş 4 santim oldu değil mi? O zaman aynı şekilde alttaki çemberden de kirişe dikindirirsem. Gerçekten bakın burası da 5. Burası da 4 oldu. Şimdi dikkat edin. Şöyle bir rengi değiştireyim. Ben şu O1B dersem. O1B'nin uzunluğunu kaç bulurum? Burası 8, burası 5. Şöyle bir Pisagor'dan 25, 64 daha 89. Peki bunun bana faydasını ne? neden hocam burayı buldunuz derseniz. Bakın arkadaşlar. Başlangıçta şöyle demiştim ki artık bu çizdiğim çember sayesinde buradan buna bir teğet gönderebilirim. Bakın teğet gönderince bu aslında bir yarıçap yani 5. X'i bilmiyorum ama şu uzunluğu artık demin buldum. Ve kaç buldum orayı? Kök 89 buldum değil mi? Böylece kendiliğinden Pisagor geldi. Dolayısıyla ben zaten genelde eğik kenarları Pisagor için kullanıyorum. Teğete dik indirmeyi Pisagor için kullanıyorum. Böylece o demin yaptığım, yine gösterirsen bakın. Demin yaptığım şu O1B uzunluğundaki 8 artı 5'in ayrı ayrı kareler toplamından kök 89 gelmesi bana yeni durumda bu çemberde şöyle bir uzunluğu kök 89 bildiğim için ve burada bakın yarı çapın 5 olmasından yararlanarak böylece Pisagor getirdi. Ve yine orası 89 eksi 25'ten 64 yani 8 geldi. Bu şekilde bakın çok sağlam bir soruyla sömestr tatiline giriş yapmış olalım arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi çalışmalar.